Squid Game, Güney Kore dizisi Netflix'te yayınlanıyor ve tüm dünyada çok büyük bir popülerliğe ulaştı. 90'ı aşkın ülkede listenin zirvesinde, en çok izlenenler listesinin. Bunun tabii şaşırtıcı olduğunu düşünebilirsiniz. Evet, şaşırtıcı bir anlamda. Neden bu kadar, hem de 2 hafta gibi kısa bir süre içinde bu kadar popülerliğe ulaştı? Bir kere Korece olması da ayrıca belki önemli bir handikap. Çünkü yabancı dildeki, yani yabancı dil derken İngilizce olmayan bir dildeki içeriğin her yere ulaşması çok kolay görünmüyor. Ama Netflix bunu bir şekilde iyi de beceriyor. Daha önce hatırlarsanız Narcos, La Casa de Papel özellikle, Dark gibi diziler, farklı dillerdeki bu dizilerde yine global popülerliğe ulaşmıştı. Öte yandan daha 2 yıl önce Parazit adlı filmin Oscar'da en iyi filmi alması, hem de Cannes'da Altın Palmiye'yi alması, Güney Kore filmi. Bu da aslında yine benzer bir etkiye ulaştı ve bence Squid Game'in de o filmin rüzgarından biraz faydalandığını düşünüyorum. İkisi de aslında benzer bir ekonomik sınıfsal mücadele gibi konulardan yola çıkan, işte distopik bir belki geri plan yapımlarda, ama tabii ki Parazit çok daha önemli bir film Squid Game'e göre. Squid Game'in 9 bölümlük bir dizi olduğunu düşünürseniz, birer saatlik bölümlerde gerilim, aksiyon ve duygusal anlar gibi sahnelerin dengesini çok güzel kurduğunu düşünüyorum. Bu onun başarısında bir etken muhakkak. Öte yandan asıl belki de söylenmesi gereken şu, dizi çok doğru bir şekilde zamanın ruhunu yakaladı. Yani ne demek istiyorum? Bir kere orada resmedilen toplum, sınıfsal farklılıkların çok keskin olduğu, ekonomik uçurumun zenginle fakir arasında inanılmaz boyutlara ulaştığı ve gitgide de fakirlerin daha da fakirleştiği bir toplumu anlatıyor. Bu artık dünyada o kadar çok toplum böyle ki, biz kendi toplumumuzdan, yani Türkiye'den tabii ki biliyoruz, ama dünyanın birçok ülkesinde ekonomik eşitsizlik inanılmaz noktalara vardı ve insanlar bunu çok derinden hissediyor. O yüzden zamanın ruhunu çok doğru yakalamış bir dizi. Bunu tabii ki bir not olarak düşmek lazım. Onun dışında anlatımı sade ve çok derine girmeyen bir senaryosu var, ama oyun sahnelerinin özellikle çok iyi çekilmiş olduğunu düşünüyorum. Çok basit oyunlar gibi görünse de içinde hem gerilim, hem efendim aksiyonu barındıran oyunlar, hem de bazı karakterler üzerinden seyirciyi de duygusal olarak yakalayan sahneler. Diziyi uzun uzun anlatmaya gerek yok. Belki seyretmeyenler vardır. Onların keyfini bozmayalım. Ama Squid Game şu sıralar gerçekten hiç yaş farkı olmaksızın, üstelik hem teenager'ler, yeni yetmeler seyrediyor, hem gençler, orta yaşlılar, herkesin ilgisini çekmeyi başarmış durumda. Bence hak ediyor da bu başarıyı. Çok büyük şeyler beklememek lazım. Belki dünyanın anlamını çözmeyeceksiniz. Ama bu zamanın ruhunu da doğru bir şekilde yakaladığını bir kez daha vurgulamak istiyorum. Tabii Netflix, dediğim gibi, bu anlamda uluslararası pazarlama anlamında çok iyi. Bütün bu saydığım, işte Korece olsun, Almanca olsun, İspanyolca olsun, dizilerin başarısı bu kadar gözümüzün önündeyken, tabii insanın aklına şu geliyor: neden Türkiye'den bu denli global popülerliğe ulaşmış bir dizi henüz çıkmadı? Yani kimi dizilerimizin kimi ülkelerde çok popüler olduğu söyleniyor ve doğrudur. Buna katılıyorum ben de, ama bu örnekler, La Casa de Papel olsun, efendim Narcos olsun, Squid Game olsun, o denli büyük bir popülerliğe ulaştı ki bizim hiçbir dizimiz, hiçbir filmimiz henüz öyle bir popülerliğe ulaşmadı. Hazır Netflix gibi bir platform Türkiye'de de bu kadar faalken, bunun üzerinde biraz daha düşünmek ve bu konuda acaba nasıl bir strateji izlemek lazım, bunu da tartışmak gerekiyor diye düşünüyorum ayrıca.